Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. Şimdi DevExpress derslerimize devam ediyoruz. Şurada küçük bir problemim var. Hemen göstereyim sizlere. Mesela ben radyal menüde customize diyorum. Burada mesela geçtiğimiz derse başka değerler de vardı. Hemen bir tane daha ekleyeyim. Örneğin işte deneme diyelim buraya da büyük harflerle yazdım falan bu şekilde. Şimdi ben şunu istiyorum. Örneğin ben buradan geldim. Denemeyi sildim. İşte silmek istiyorum. Ne diyor? Diyor ki sadece bu linki sil. Aa, bu ama bunu bar item içinden de sil dersem o zaman olurdu. Bir dakika, ben bir hata almıştım aslında. Hatayı görmüş olacağım. Şimdi eğer üstteki seçeneği seçersem okey dediğim zaman bunu şeyin içinden sildi. Radyalin içinden sildi. Ama bar manager'a geliyorum. Bakın bar manager'ın üstündeki ikona tıkladım. Şurada bir dakika, şunu ben bir kapatayım. Üstündeki ikona tıkladım. Şurada customize var ya, özelleştir. Özelleştir kısmında comments'e geldim. Bakın burada deneme hala duruyor. Buradan da silmem gerekiyor. Buradan da sildiğim zaman yok oldu. Şimdi radyale bir geri dönelim. Radyal içerisinde neler var? Hemen beraber görelim. Dosyalar, belgeler, raporlar, tam hesaplar. Sözlük yok. Sözlüğü de gönderelim. Sözlüğü de sildim. Personel dokümanlar da yok. Dokümanları da sildim. Bu şekilde sadece bu alanlar kaldı. Close dedim. Şimdi çalıştırdığım zaman sadece bu alanları bana getiriyor olacak. Şöyle ki. Bakın tıkladım, bu şekilde sadece bu alanlar gelmiş oldu. Bir problem var mı? Bence bir problem yok. Güzel gidiyoruz. Şimdi devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapalım. Bu şeylere, bar manager içindeki değerlere resim ataması yapalım. Daha önce geçtiğimiz derste bunu Image Collection'la ilişkilendirmiştik. Run Designer diyorum. Tasarımcıyı çalıştırdım. Şurada Categories kısmına geldim. All Items alanına, mesela dosyalara geldim. Dosyaların Image Options kısmından Large Image Index alanı var. Bakın burada. Burada imajların indeksi var. Eksi 1, eksi 1 demek. Return eksi 1'den çağrışım yapıyordur sizlere. Yani hiçbir değeri alma anlamında. Mesela buna 0 nolu resmi verdim. Geldim belgelere. Belgelere de şöyle 1 nolu resmi verdim. Sonra raporlara elle yazacağım. Raporlara 2 nolu resmi verdim. Hesaplara 4 nolu resmi verdim. Ve personele de 6 nolu resmi verdim. Peki personel mesela 45 nolu resmi verdiğim zaman 45 nolu resim olmadığı için bakın şurası boş döndü. Ama ben geldim 7 nolu resim verdim. 7 nolu resim olduğu için şu kutucuk dolmuş oldu. Şimdi çalıştırıyorum ben bunu. Çalışsın projemiz. Şöyle ki bir form geldi. Yine tıkladım üstüne. Bakın bu şekilde artık şeylerin menü içerisindeki alanların da neleri var? Değerleri var. Tamam, burada bir problem yok. Bu güzel şeyleri, resimleri de var artık. Peki şunu hocam, şunu nasıl ortada başlatacağız? Bunun için de küçük bir lokasyon ayarı yapmamız gerekiyor. Şöyle ki şimdi burada new point'ten türetmeyeceğim. Bunu this nokta location diyerek formun konumuyla ilişkilendireceğim. This nokta location, bunu formun konumuyla ilişkilendirdim. Sonra diyeceğim ki P nokta offset. Offset dengelemek anlamında. Bizim P değerimizi dengele. Şöyle dengele. This nokta width formun genişliğini ikiye böl ve this nokta height formun yüksekliğini ikiye böl. Daha sonra bunu radial menü içerisinde göster. Çalıştırdım arkadaşlar. Şimdi bakın tam ortaya geldi. Tıkladım bu şekilde. Tam olarak ortalamış oldu. Peki hocam, bunlara nasıl tıklanacak? O da bir sonraki dersin konusu. Şey gibi, yeni bölüme hani, o da bir sonraki bölümde ortaya çıkacak gibi, dizi gibi. Serin ve yağmurlu bir İstanbul sonbaharından hepinize sevgi ve selamlar. Ya ben çok keyif alıyorum DevExpress derslerini çekerken. Çünkü bir sürü yeni şey öğrendim. Yani inanılmaz yeni şey öğrendim DevExpress derslerini çekerken. En güzel yanı benim için bu. O yüzden böyle sürekli ardı ardına videolar çekiyorum. Çünkü sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Yani boş durmamaya çalışıyorum. Ama inşallah bunu bir de şeylerle, Bootstrap'le, ondan sonra işin ASP ve online kısmında, yani web tarafında çok güzel tasarımlar var DevExpress'in. Orayla da ilişkilendiriyor olacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.